CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, CHP Balıkesir İl Başkanlığının deprem acil eylem komisyonu kurduğunu duyurdu. Türkiye'nin nüfusunun %92'sinin fay hattı ve çevresinde yaşadığını, Balıkesir'in de deprem riski yüksek illerin başında geldiğini vurgulayan CHP'li Ahmet Akın şu bilgileri verdi. Balıkesir, kuzeyinde Kuzey Anadolu fayı, Kaf, orta kesiminde Edremit körfezinden başlayan Havran Balıkesir'den Kepsut'a kadar devam eden fay sistemi, güney kesiminde ise Gelenbe ve Simav fayı olarak tanımlanan Ege bölgesi Graben sistemine bağlı fay sistemi bulunan, bütün bunlara bağlı olarak Balıkesir il sınırları içerisinde karada 20 aktif fayın yakın zamanlarda deprem üretebileceği bilim insanlarınca öngörülmektedir. Balıkesir il sınırlarını kapsayan deprem master planı hazırlanması, Balıkesir'in depreme duyarlılığı, afet riski taşıyan ve tehdit eden unsurlar, riskli ve tehlikeli yapılar, altyapı riskleri açık alan ve toplanma alanlarının varlığı, afet yönetimi, acil durum senaryoları ve yeterliliği altyapı sistemlerinin afete duyarlılığı, depreme hazırlık Afet riskinin azaltılmasında kentsel dönüşüm gibi ve benzeri konuların ele alınması, hazırlanması ve üzerinde çalışılması zorunlu bir gerekliliktir. Deprem konusunun siyaset üstü bir konu olduğu belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, ancak iktidar depremi siyaset üstü bir konu olarak görmüyor. Çok değil bir yıl gibi kısa bir zaman önce zaman, artık inşallah bir daha karşılaşmayız zamanı değil, önlem alma zamanı diye uyarılarda bulunmuştuk. Ama görüyoruz ki uzmanların da muhalefetinde sesine kulak tıkayanlar, bugün biz İstanbul için hazırlanmıştık diye savunma yapıyorlar. Bu çok acı bir itiraftır. Demek ki Balıkesir bu hazırlıkların içinde yok. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun itirafı ne acıdır ki yaralarımıza tuz bastı diye konuştu. CHP Deprem Acil Eylem Komisyonu'nun çalışmalarına başladığını da belirten Ahmet Akın, çalışmalar hakkında bilgilerin en kısa zamanda kamuoyu ile paylaşılacağını bildirdi.